Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve ya basılı tutmak zorunda kalmayacağım yepyeni bir Feed Köfte 3'ün bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, kendi açılış yapma yeteneğimi kaybetmiş olabilirim. Neyse, şu an sunucuda sadece bir kişi var. Geri kalanları nerede bilmiyorum. Gerçi bu saate pek olmalarını da beklemiyorum. Daha ilerleyen saatlerde geliyorlar. Ancak biraz fark ettiğiniz gibi ben buraya taşınmış olabilirim azıcık. Arkaya bir bakalım. Arkada şu arkadaşlarım var. Şuraya Zamazingon bağlı. Ayrıca wireless bağlantı da şu arkada bir yerde. Şimdi gel gelelim. Şurada Vibrant Capacitor Bank'imiz var. Kendisi 4 tane bu arada. Kendisi enerjiyi nereden alıyor? Şurada bir tane Flux Point görüyoruz. Buna baktığımızda Köftes Köftes Network'i ayarlı. Devam edelim. Şurada bir adet Flux Controller'ı var ve Köftes Köftes Network'ünü ayarlıyor. Şu an network'üme bir adet Flux Point ve bir adet Flux Plug ile bağlı. Devam edelim. Yukarı uçarak. Neden bu kadar yükseğe koydum? Ve burada da bir Flux Plug'ımız var. Basitçe anlatayım. Flux Plug enerjiyi alıyor. Flux Point ise enerjiyi teslim ediyor. Kablosuz bir biçimde. Bunun için tabii şu flux'lara ihtiyacımız var. Bunu elde etmenin yolu redstone'u alıyoruz, ateş ya da lavaya atıyoruz. Bu. Evet. Bu. Bu şekilde elde ediyoruz bunları. Şimdi şurası standart bu alanımız. Şurada yaptığım bir iki bir şeye değineyim. Şu arkadaş charger. Charger'ın ne yaptığını göstermiştik. Certus Quartz'ları charge Certus Quartz'a çeviriyor. Şurada translocator koyduk. Hemen sizin gözünüzün önünde bir yeniden dizeyim. Nereye kayboldu bunlar? What? Hacı ne oluyor? Evet. Yay! Blok teknik olarak kalkmadı. Tamamdır, şimdi kalktı. Neyse, şunu şöyle koyalım. Evet, şimdi ikisini de gördüğünüz gibi baskın durumda değil. Şimdi kendime normal Certus Quartz alayım. Bir tane. Evet, eğer bunu bu şekilde basarsak şu çıkış, şu ise giriş oluyor. Yani bu arkadaş buradan alıyor. Bu arada bu sadece tek blok mesafeden alıyor. Ve şuraya ben bunu filtreleyeceğim. Basitçe şu an bunun içine attığım her Certus Quartz charger'ımın içine atılıyor. Tabii sadece, aynı anda sadece bir tane barındırabildiği için sadece bir tanesini çekiyor. Buradan da output alabiliyorsa eğer ki Charge Certus Quartz olduğu takdirde bu output alabiliyor demek oluyor. Charge Certus Quartz buraya geliyor. Bu şekilde bir otomatik sistem. Devam edelim. Şunun arkasına bir giy bakalım. Kablolarımız var. Kablolarımız extract modunda ve ayrıca enerji conduitlerimiz de bağlı. Harika. Harika. Stone'larımızı alalım. Sonra sen ve sen. Ufacık bir alan için 3 farklı blok. Ups, sen değilsin. Aradığım. Ve buradaki chestler biraz kötü bir görüntü. Değil mi? Ben chest görüntüsü istemiyorum. Ne istiyorum? Güzel soru. Bir bakalım. Hopper'larda kullanabileceğim bir şey var mı? Bence yok. Ne kullanabilirim? Item buffer.
Ha, ilgince benziyor. Buffer, gel bakalım. Push. Evet, sanırım aradığım şey bu. Evet. Item buffer. Herhangi bir chest değil. Item buffer. Push. Push. Evet. Bence gayet oldu. Ve tabii ki de şu üstü kapatmam lazım. Ve şurayı gösterdiğime göre burayı da kapatabilirim. Voilà. Şimdi şu an, bu arada bu arkadaşları eğer kendime bir painting machine verirsem. Painting machine. Tabii ki de lazım. Ve senin için de bu lazım. Gel bakalım. Seni nereye koyalım? Buraya koyalım. Senden output istemeyeceğim zaten ben. O yüzden. Şimdi şu item buffer'ları ben bir alayım. Ben bunları bunun görüntüsüne boyamak istiyorum. Makuldür. Evet. Biraz daha farklı bir varyasyonuna da bakabiliriz aslında düşünecek olursak. Çünkü çok birbirinden ayrılmaz gibi duruyorlar, değil mi? Balsa bakalım balsa. Balsa lock kullanabilirim. Bir bakalım. Test edelim bir tane. Evet, geliyor ve bakalım balsa log nasıl duracak. Sanki biraz daha iyi gibi. Ama yok ya. Düz balsa iyidir. Ups. Neyse. Evet, bu şekilde ben birkaç tane daha item buffer yapalım. Beş, bir, buna gerek var, buna gerek yok, buna gerek var. Ha, bunda zaten bir, iki, üç, dört. Fazlasıyla yapmışım zaten. Şu da elimde fazladan dursun. Yani. Olur da olmaz. Ben seni yerine geri koyalım. Aşağısı ayarlı değil mi? Evet ayarlı. 3 ve 4. Balsa wood. Tamam bunlar balsa wood. Push. 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 Tamamdır. Şimdi balsa ile yapmak istediğim bir şey daha var. Ah. Conduit fasat. Balsa görüntüsü vereceğimiz bir başka şey. Hepsinin output'u bu arada buna ayarlı.
Yani buna output veriyorlar. Valla. Ve conduit'imiz gizlenmiş durumda. Evet, gayet temiz, mis gibi bir düzen oldu. Ya bu arada size bir tavsiyem şu, boyanmış blokları çok fazla kullanmamaya çalışın. Güzel sonuçlar doğmayabiliyor bazen. Mesela zehirlerin evinde aldığımız hayvan gibi lak gibi. Çünkü evin tamamı painted bloklarla dolu. Tamamdır. Evet. Gayet temiz bir görüntü oldu bence. Bu şekilde çoğu şeyi gizleyebilirsiniz. Şimdi gelelim botanya alanımıza. Botanya alanımda şöyle bir değişiklik yaptım. Baya hoş oldu aslında. Şu kalabalık gidecek yakında çünkü otomatik kekimurusa geçeceğim daha sonra. Ama şimdilik bu böyle kalsın. Bakalım. Şurada iki tane ekstra mana pool'um var. Bu arada benim mana aldığım pool bu. Şimdi o iki ekstra mana pool'u ben ne için kullanacağım? Katalistler. Bakalım katalistlere. Bu arada oraya döşeyim. Evet, şimdi bana bir tane alkemi katalist lazım. Ve aslında iki tane lazım. Çünkü bir tanesi buna dönüşecek. Conjuration Catalyst. Ve şimdi bunları nasıl yerleştireceğimize önce bir bakalım. Sonra bunların ne işe yaradığına bakacağız. Evet. Mana pool'larımızın altına koyuyoruz bunları. Ve sen de gel bakalım. Ve tabii ki de valla. Şimdi. Ups. Harika bir yerleştirme yeteneğim var. Gerçekten harika. Şimdi gelelim. Senin kullanımlarına. Evet, bakalım. Ufaltıyor bunları bir. İki değişik wood türlerini, tabii vanilla woodlar ve saplingleri birbirine dönüştürüyor. Glowstone'u ve Nether Quartz'ı ve Black Quartz'ı açmamızı sağlıyor. Ayrıca farklı man... Ha yok, bunları gene açmamızı sağlıyor. Stone tipleri arasında değişim sağlıyor. Lily pad yapmamızı sağlıyor ya da vine yapmamızı sağlıyor. Buz yapmamızı sağlıyor. Balık tiplerinin birbirlerine değiştiriyor ki bu aslında işe yarayacak bir şey. Seed tiplerini birbirine değiştiriyor. Farklı bitkileri birbirine dönüştürüyor. Poisonous Potato'yu normal potato'ya çeviriyor. Blaze Rod'dan Nether Wart elde ediyor. Gunpowder, Flint, Gunpowder. Name Tag elde etmemizi sağlıyor. String elde etmemizi sağlıyor. Kaktüs elde etmemizi sağlıyor. Ender Pearl'den ya da şu Ghastly'den Ender Pearl elde etmemizi sağlıyor. Glowstone'dan Redstone'dan Glowstone. Sand. Red Sand. Vesaire vesaire. Bayağı bir işe yarıyor aslında. Ya en basitinden küçük dönüştürme işlerine yarıyor. Farklı çiçek tiplerini elde etmemizi sağlıyor. Vanilla çiçekleri kastediyoruz tabii. Ve bunu yapıyor. Şimdi diğer arkadaşa bakalım. Sen ne işe yarıyorsun? Kendisi mana kullanarak bir şeyi ikilememizi sağlıyor. Evet. Mana kullanarak bazı şeyleri ikileyebiliyoruz. İkilediğimiz şeyler kısıtlı ancak yine de gayet makul. Redstone, Glowstone, Quartz, Coal, Snowball, Nether Rock, Soul Sand, Gravel, Grass. Evet. Neden bir insan Nether Rock'ı düplemek ister? Onun hakkında en ufak bir fikrim bile yok ama onu şimdiden söyleyeyim.
Evet. Bunları geçtiğimize göre yine bir şey daha yapacağım. Electrical Wrench yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum bence. Evet. Altı tane yapalım plate. O zaman sen gel bak. Ups, sen gel bakalım. Tamamdır. Senden bir tane daha lazım bana. Şimdi başka ne lazım? Motor bu şekilde. Elektronik circuit haliyle. Şimdi bir, bunlar tin, iron, 2, 3, 3. Tabii bu hammer'la olmuyor, bu hammer'la olacak. Tamamdır. Elektrik wrench yapmaya çalışıyorum. Şimdi tin lazım bir de. Tin plate. Biraz fazla yaptım ama olsun. Bulunsun. Fazla mal göz çıkartmaz. Evet, electrical motor. Elektrik circuit lazım şimdi. 7. Circuit. Bunların gerekeceğini biliyordum. Zaman pilimizi geri yapalım. Kablom nerede benim? O, tin kablo lazımmış. Copper kablo diye hatırlıyorum eski IC2 sürümlerinden. Evet, şu an benim CIA'da saçma sapan işler yaptığımı görüp duruyorsunuz sadece. Peki ben bunu niçin yapıyorum? Bu kadar uğraş niye? Şimdi bana bir tane de wrench. Bir tane electrical wrench. Bunu şarj etmem lazım haliyle. Şimdi eski eve gidelim. Ve Batbox'umuzun içine bunu atalım. Neydi senin mod değiştirmen? Hemen bir bakalım. Controls, IC2, ha. Mod switch key, M. Nasıldın la sen? Neyse. Bu şekilde kazalım artık. Evet. Bunları da aldık. EU IC2 makinelerimizi. Bunları şimdilik bir yere koymayacağım. Bunlar şimdilik burada dursun. Evet, chest'leri de şu arkadaşla taşıdım bu arada. Bu şekilde. Hop, hop. Evet, bunları yaptığımıza göre şimdi sıra. Devam edelim. Kaldığımız bir yerden devam edeceğiz. Applied Energy Sticks. Şimdi Applied Energy Sticks için gereken bir arkadaş lazım. Scriber. Zamanında bolca piston craft etmem çok işe yaradı bence. Bu bir tane duruyormuş burada. Bunu da toza çevirelim.
Bu arada bunun Advanced versiyonu da var. Şimdi Inscriber'ı bir gösterelim. Aslında gösteremeyeceğim çünkü. Ha, tamamdır. Glass. Glass Fiber Cable. Bence bu gayet makuldür. Bu zaten geçici bir düzen olacağı için şu an çok umursamıyorum. Ve valla kendisi ne? Aslında soldering machine hatırlıyor musunuz? Refined Storage'ın. Aynı iş. Birebir aynı iş. Ama bunun için casingler lazım. Ayrıca bana bundan birkaç tane daha lazım. İki. Beş. Altı. Slime'ım. İşlenmemiş slime'ım bitti. Altı. Evet. Bunlar burada geçici duracak, merak etmeyin. Şimdi bunları işlemek için casinglere ihtiyacım var, değil mi? Normalde bunları IC2'da Meteor'dan buluyorsunuz. IC2 demişim. Bunları normalde Meteor'dan buluyorsunuz. IC2 diyecektim yine. Platinum Logistics'te. Fakat burada biraz farklı bulunuyor. Burada kendimiz craft ediyoruz bu pakette. Evet. Engineering Press. Calculation Press. Logic. Ve Silikon. Şimdi Silikon sen şuraya gel. Logic hangisiydi? Bu. 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 Logic. Calculation ve Engineering. Şu üstte sadece bolca redstone gerek. Tin nugget değil, redstone. Oo, doğru. Buna tek tek atamıyorduk bunlara. Ah, o zaman ne yapıyorum? Advanced versiyona geçiyorum direkt. Geçemiyorum. Neyse o zaman hopper. Aslında bu bir tanesine sadece kablo bağlasam yetiyordu. Bu detayı nasıl da unuttum. Applied Energy 6'in en güçlü yanlarından biri bu. Sadece bir bloğa kablo bağlasam da yetiyor. Silikon, logic, calculation, engineering. Şimdi hopper. Hopper'ım yok. Hopper'ım var. Tamamdır. Şimdi şunların içine senin burada ne işin var? Ha, doğru. Bu hangi taraftan koyduğunuzu önemseyen bir blok. Şimdi arkasından koyarsak ne oluyor? Ortasına, tamam. Evet. Bu arkadaşın sıkıntısı. Ayarlaması biraz işkence. Silikonlarımızı alalım şimdi. Silikon bolca gerekecek. Haliyle. Evet, gördüğünüz gibi bunları işlemeye başladı. Sonrasında sen ne işliyorsun? Sen gold işliyorsun. Gold. Bana iki stack ver.
Sen quartz işliyorsun. Dur, hata bir bakalım. Herhangi bir quartz işliyor mu? Ha, tamamdır. Quartz. Ama pure hali. Sen ise diamond işliyorsun. Sana bir stack yeter. Evet, bunlar burada bu şekilde işleniyor. Ve şu silikonları alalım mesela. Gold'ları koyalım. Bakalım bunları buraya attığım takdirde bir şey yapacak mı? Hayır, yapmayacak. Üste ve alta koymam gerekiyor bunları. Burada translocator'lar devreye girecek. Item translocator. Bir set daha lazım. Ve Iron Chests. Tabii ki de kendine çalışmak için bir alan. Şimdi Iron Chest'ler siz şöyle yerleşin. Sonra da Translocator'lar. Ups, ters oldu. Evet, translocator'lar cidden çok işe yarar benim mod. Şimdi burada bunlar alta geliyordu, değil mi? Hatta biraz daha. 7. Üste bir şey aslında, dur, hepsini buraya koyalım. Üste de hopper gerekecek. Çok çirkin bir sistem oldu biliyorum ama başlangıç için idare edeceksiniz. Bu ilk fırsatta zaten yerine yenisinin geleceği bir sistem. Bu arada stone torch'ları da normal torch'la değiştirelim. Mümkün olduğunca vanilla gitsek güzel olabilir bazı şeylerde diyorum, ancak evin tamamı vanilla dışı bloklardan yapılma. Ups, sen aşağıdan değil, sen yukarıdan geleceksin. Ve valla işlemimiz başladı. Bu arada bunları hızlandırabiliyorsunuz, ancak bunlar biraz ileride olacak şeyler. Evet, en basit zımbırtımız hazır. Dört. Sizleri de alalım. Aslında şuradan da biraz alalım. Diamond'ı sonraya bırakacağım. Evet. Preslerim hazırlanıyor. Tabii şöyle bir sıkıntı geldi aklıma. Şunu bir yapamıyorum. Bir adet achievement'ı alamayacağım. Şu achievement'ları alamayacağım. Evet, sağlık olsun. Evet, şimdi şu basic bir network yapmamız gerekecek bizim. Değil mi? Ayrıca şurada bir diğer zımbırtılar bayağı ilgimizi çekecek şeyler. Şu network aesthetics. Aslında bu benim bayağı ilgilendiğim bir konu. Applied Energy Sticks'in benim çok sevdiğim bir olayı var. Şimdi bana bir adet quartz cutting knife lazım. Teşekkürler. Ve şimdi cable anchor. 24. 24 tane makuldür. Bu arada cable anchor ne yapıyor diye soracak olursanız, eğer bunu direkt olarak bir kabloya takarsanız, voilà, kablolar birbirine bağlanmıyor. Ayrıca kendime bir adet quartz wrench yapayım. Quartz wrench. Şunları almak için kullanacağım zımbırtı. Şimdi devam edelim. Bunların bir başka kullanımı daha var. O da nasıl diye soracak olursanız, şimdi Applied Energy, dur.
Direkt olarak recipe'si gözüküyor mu? Ona göre bakayım. Gözükmüyorsa kafadan yapmam gerekecek. Hatırladığım kadarıyla. Direkt aslında şu Skystone bloktan. Evet. Şimdi kendime balsa. Evet. Valla. Hata vata. Valla. İnanılmaz bir tatlı bir görüntü aslında düşünecek olursak. İnanılmaz temiz bir görüntü. Ve tabii ki de kabloyu parçaladım. Evet, bu şekilde temel mekaniklerimizi hazırlayacağız. Temel crafting materyallerimizi. Ve ben bu temel crafting materyalleri hazırladıktan sonra gereken bütün ekipmanlarla beraber önümüzdeki bölüm kendimize şu sistemi değiştireceğiz. Daha gelişmişi, daha upgrade'e açığı ve daha güçlüsü. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler. İyi eğlenceler.